Beyaz Dibistami, günümüzde İran'ın Şemnan eyaletinde bulunan Bistam şehrinde 804 yılında doğmuştur. Künyesi Ebu Yezid'dir. İsmi Tayfur, babasının adı İsa'dır. Kabri yine Bistam'da bulunmaktadır. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir türbesi bulunmaktadır. Dedesi İslamiyet'i sonradan kabul etmiş olan Zerduş idi. Dedesinin Adem, Tayfur ve Ali isminde üç oğlu vardı. Hepsi de züht, takva sahibi insanlardı. Beyazıt, Tayfur'un oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunun çoğunu evde camide tek başına geçirmekteydi. Yalnız bir yaşantısı olmasına rağmen evine sık sık sufilik üzerine tartışmak maksadıyla ziyaretçileri kabul etmekteydi. Allah ile baş başa kalmak amacıyla tüm dünyevi arzularını terk etmiş, bir şekilde zühd hayatı sürmekteydi. O kadar ki namaz kılarken Cenab-ı Hakk'ın heybet ve celalinden, kemal-i tazimden göksünün sesini yanında bulunanlar işitmekteydi. Neticede bu yaşam tarzı Beyazıt'ın kendisine yok olma hali olarak ifade edebilmek olan ruh haletine bürünmesiyle sonuçlandı. Bu durum sufilikte kişinin Allah'a en yakın olduğu ruh hali olan fenafillah, yani Allah'ta yok olma mertebesi olarak tanımlanmaktadır. Allah'a karşı olan hislerini pek samimi ve açık yüreklilikle dile getirmesinden dolayı Beyazıt tarihte ilk kez Sarhoş-u Sufi lakabıyla anılan kişi oldu. 12 imamlardan olan Musa el-Kazim ile Ali Er-Rıza'ya karşı samimiyet ve muhabbet beslemekteydi. Ali Er-Rıza tarafından talebeliğe kabul edildi. Neslinden Anadolu'ya göç edenler ve Horasan erenleri, torunları İsa ve Musa, İran ve Horasan'dan Anadolu'ya göç etmişlerdir. Beyazıt Bistami, Mustafa Şevki Paşa'nın türbesi Hatay'da Kırıkhan Hasa yolu üzerinde Alabeyli köyünün kuzey tarafında küçük bir tepe üzerinde Darb-ı Sak kalesi içindedir. Bir hatıra, Beyazıt Bistami Hazretleri bir vakit tımarhanenin önünden geçiyordu. Burada görevli olan hizmetçisinin tokmakla bir şeyler dövdüğünü gördü ve sordu. Ne dövüyorsun görevli? Delilere ilaç yapıyorum. Beyazıt, ben de hastayım, bana da bir ilaç tavsiye eder misiniz? Görevli, hastalığın nedir? Beyazıt, hastalığım günah hastalığıdır. Çok günah işliyorum. Görevli, ben o hastalıktan anlamam. Ben delilere ilaç hazırlarım. Bu konuşmaları işiten bir deli Beyazıt'ı Bistami Hazretlerine yaklaş dedi. Yaklaş, senin çareni ben söyleyeyim diyerek seslendi. Beyazıt, söyle bakalım dedi deliye, benim yaramın şifası nedir? Deli, akıllara kazınan şu ilacı tavsiye etti. Tövbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır. Kalp havanında tevhid tokmağı ile döv. İnsaf eleğinden geçir. Gözyaşıyla yoğur. Aşk fırınında pişir. Sabah akşam bulduğunda ye. O zaman göreceksin, senin hastalığından eser kalmayacak dedi. Bu sözleri işiten Beyazıt Bistami Hazretleri, hey gidi dünya hey, seni de deli diye buraya koymuşlar deyip oradan ayrıldı.